Merhabalar, ben Doktor Nuray Kayakol. Dün LinkedIn'de bir paylaşım yaptım. Beni üzen bir paylaşım. Aslında güzel bir paylaşım. Bir şey hem güzel olabilir hem de nasıl üzebilir size onu anlatacağım. Şimdi eğer beni tanıyorsanız şirket kurduğumu biliyorsunuz. İşte şirketin hedefleri ve hani şirketin sahibi olarak, kurucusu olarak, yazılımcısı olarak nasıl bir kariyerim var onu anlatan böyle bir sayfalık bir yansı hazırladım. Bu da sunumun Türkçe adıymış, alıştım. Şimdi o sayfaya baktığım zaman aslında 30 yıllık bir emek var CFD üzerine. Hem yazılımcı olarak, hem uygulayıcı olarak, endüstride, akademide. Yani çok dolu bir kariyer var. İki şey beni üzüyor dedim. İki şeyde pişmanlık var dedim. Bir tanesi çalışmayı istediğim çok zor bir konu bana göre. O konunun zorluğunun da Türkiye'de anlaşılabileceğini zannetmiyorum. Çünkü o konunun çalışılacağını düşünmüyorum. Onun detayına girmeyeceğim. Çünkü bu konuşmanın hedefi o. İkinci büyük pişmanlığımsa işte Türkiye'ye geldiğimde bir Ar-Ge merkezine girip 10 yıl sonra çıkmış olmak. Benim en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Şimdi sorulmuş nedir pişmanlığınız? Hani herkesin girip de çalışmak istediği, hayal ettiği olabilir. Çünkü dışarıdan davulun sesi güzel gelir ya. Ama yakınında dayanamazsınız. Şimdi öyle bir şey. Yani mühendisler için ayrıcalıklı bir şey. Türkiye'de çok fazla Ar-Ge merkezi yok. Ben niye pişmanlık duyuyorum? Yani bundan çıkan sonuç mühendisler Ar-Ge merkezlerinde çalışmasın mı? Şimdi bu sorunun cevabını vereceğim. Doktoramı bitirdikten sonra bir Ar-Ge merkezi, doktoramı yaparken başlamıştım da doktorayı orada bitirdim. Bir Ar-Ge merkezinde çalışmaya başladım. Doktora konumla ilgiliydi ve benim için orası ikinci üniversitem dedim. Yani ben bu kadar faydalandığım, kendimi geliştirdiğim bir yer benim için olamazdı. Şu an bakıyorum yine o şirket aynı şeylerde uğraşıyor mu bilmiyorum ama benim zamanımda öyle bir şeye denk geldi ki yani yazılımcı olarak kendimi çok geliştirme fırsatı buldum. Yani nasıl söyleyeyim, öyle ki işimde kullanmasam dahi ben İstanbul'da 6 ay C Kullanıcıları Derneği'ne üye olup C öğrendim. Şimdi üstelik mesaiden sonra geceleri eve 11'de 12'de dönüyorum. Yani bunun kadar faydalı oldu. Yurt dışına çıktım. Bir 12 yıl çalıştım. En sonda bir, daha doğrusu ailevi sebeplerden dolayı Türkiye'ye geldim. Şansa bakın denk düştü. Ben yine bir Ar-Ge merkezinde kendimi buldum. Üniversite istemiyorum çünkü o benim kırmızı çizgim. Her neyse. Ve ben o şirketten 10 sene sonra ayrıldım. Ve bu benim en büyük pişmanlığım olarak geçiyor. Çünkü şimdi ben bunu 3 neden sayacağım. Bir tanesi, anlatıyorum işte, zaten bir Ar-Ge merkezinde çalışmışım. İkinci kez bir Ar-Ge merkezinde neden çalışayım? Çok da gereksiz. Gerçi farklı sektörlerde, ilki
ilkinden çok farklı. Yani sektör farklı, uygulama farklı. Ondan sonra benim için kolay da bir iş. Hani herkes nasıl söyleyeyim? Hani kariyerin sonuna doğru böyle bir şey yaşamak ister. Ama ikinci bir deneyim bana zor geldi çünkü kendimi geliştiremedim. Nasıl söyleyeyim? Birinci nedeni ilk çalıştığım Ar-Ge merkezi kendi teknolojisini kendi geliştiriyordu. O yüzden onlar öğrenmeye mecburdu. Doğal olarak mühendisleri de öğreniyordu. Bakın bu çok önemli. Şimdi bir Ar-Ge merkezine iş ilanı verdiğiniz zaman mümkünse Türk şirketleri seçin. Eğer böyle şatafatlı uluslararası şirketlerin Türkiye'de açtıkları Ar-Ge merkezlerinden bence uzak durun. Çünkü kendinizi geliştiremiyorsunuz. Bunun tabii ki sizin kendinizi geliştirmekle ne bağlantısı var diyebilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Bir kere o tür merkezlere girdiğiniz zaman giriyorsunuz. Gizlilik sözleşmesinden dolayı yurt dışında dahi o sektörde çalışamıyorsunuz. Yani sizdeki bilgiler sizde kalıyor. Zaten hiç önermem. 7 sülaleniz şeyin altından kalkamaz. Çok büyük paralar ödemek zorunda kalırsınız. Avukatlarla işiniz gücünüz olur. O yüzden gizlilik sözleşmesine çok riayet edin. Ne için? Size de bir faydası yok. Yani nerede kullanacaksınız? Zaten bu tür şirketler öyle ki onun bir benzeri bakın yok. Yani onun rakibi Türkiye'de yok. Rakibi olmayan bir şirket Türkiye'de nasıl söyleyeyim yoksa, yabancı şirketler için söylüyorum, onlardan uzak durun. Tabii ki bu da benim gibi böyle hırslı bir kariyer planınız varsa. Yoksa bir yere gireyim, maaş alayım, işte yan gelirleri olsun, düzgün maaşım olsun falan diyorsanız zaten bir dişlinin çarkı olacaksınızdır. Ondan sonra genellikle de böyle yerlere üçüncü, dördüncü işini arayan kişilere veriyorlar ki çünkü gençleri tutamazsınız böyle bir yerlerde. Ha, birkaç tane de taze kan olsun diye de alınırlar. Yani ilk söyleyeceğim şey kendinizi geliştirme imkanını bulamıyorsunuz. İkincisi, hele ki bir doktor olarak giriyorsanız hiç tavsiye etmem. Çünkü etrafınızda doktor yok. Yani bu ne demektir? Kendi teknolojilerini kendileri geliştirmedikleri için, dışarıdan geldiği için ondan sonra böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Yani şirketlerin reklamlarını hani sosyal medyadaki imajlarıyla eğer bir bağlantı kurmak istiyorsanız o şirketin kendi ana merkezi hangi ülkedeyse evet onu düşünebilirsiniz. Öyle bir şirket orada vardır ama kendi ülkeniz için aynı imajı beklemeyin. Ben kendim gördüm, kendim yaşadım, oradan biliyorum. Yani şimdi etrafınızda doktor yok. Departmanın kısım şefi, departmanın müdürü, şusu busu doktor değil. Ama mesela benim bulunduğum şirketlerde, benim İngiltere'deki şirketimde yani herkes doktordu. Zaten doktor olmayanların Ar-Ge merkezlerinde ne işi var? Böyle teknik seviyesi yüksek işlerle uğraşanların ne işi var? Yani onlara göre değil, yapamazlar. Bizde ise böyle bir teknik olgunluk olmadığı için ondan sonra birkaç iş yeri değiştirmiş mühendisler
alınıyor. Peki teknik açık nasıl kapatılıyor? Yurt dışındaki eğitimlerle. Yani böyle bir şey var. Bir ikinci nedeni söyleyeyim. Konfor alanını bırakamıyorsunuz. Şimdi ben kendi kariyerime bakıyorum. En fazla kaldığım şirket 2 yıl. Üniversite 5-5,5 yıl. Ama orada da yani bir sürü o kadar değişik işler yapıyorduk ki, o yüzden endüstriye iş yapıyorduk bu arada. Yani benim kendimi geliştirmemem mümkün değil. O yüzden hani bir konfor alanı gibi hissetmemiştim. Ama aynı ürün, aynı benzer yaklaşım, aynı uygulamalar bir 10 yıl, yani benim aklım almıyor. Ben kendimi nasıl söyleyeyim, bir şekilde oyaladım. Bir de ben işinden beslenen biriyim. Sosyal tarafım çok fazla yoktu. İşte böyle konfor alanı olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Sosyal tarafınız gelişiyor. İyi de o da bir yere kadar. Yani bir 10 yıl. Şimdi ben şirketimi kurdum. Bu 10 yılla ilgili hiçbir tecrübe aktarımı yok. Alakasız, ilgisiz. Ve ben şu an çalışmaya doyamıyorum. Ve ben bunun için 10 yılımı harcamışım. Yani 10 yıl geç başlamışım. Bu çok büyük bir pişmanlık. Yani bir 10 yıl önce kafam daha değişti, daha sağlıklıydım, daha uzun soluklu çalışabiliyordum. Ondan sonra şimdi zırt pırt 20 dakikada bir ara verip işte spor hareketleri yapıyorum ki hani nasıl söyleyeyim, kaslar zayıflamasın diye. Yani bunun bir de yaşla da alakası var. Yani beden yaşlandıkça kendine ilgi istiyor. Gençken öyle değil. Günlerce uykusuz kalırsınız. İstediğiniz kadar kahve içersiniz. Şimdi nasıl söyleyeyim, kalp çarpıntısı yapmasın diye ben 3-4 aydır kahvenin tadını unuttum. Neyse, arada bir çay içiyorum. Bu da bir şey. Yani bu 10 yıl, hayır neden bu kadar durmuşum? Bir de yani nasıl söyleyeyim, basit bir iş. Benim yaptığım işlerle ilgisi alakası olmayan bir iş. Tamam, her şirketin işi kendine önemlidir. Kendine göre komplekstir. Yani diyelim ki konu kompleks olsa bile siz orada Ar-Ge çalışması yapamazsınız ki. Çünkü sizin işiniz değil. Sadece size verilen bazı işleri yapıyorsunuz. O kadar. Şimdi hadi bir yıl, iki yıl çalıştın. 10 yıl çalışmak ne demek? Şimdi durup hani geçmişe bağlı kalmayın, geleceğe bakın, önünüze bakın falan. İyi de yani insan böyle bir yaratık değil. Tabii ki geçmişini düşünecek. Tabii ki geçmişte yaptığı hata diye gördüğü şeyleri bir daha yapmayacak. Yani şimdi bakın, dünya değişti. Siz bir yere girip emekli olmayı hayal edemezsiniz. Yani ben doktoramı ODTÜ'de bitirdikten sonra Ar-Ge merkezinde 4 yıl kaldım ilk çalıştığım işimde. Onun sebebi de doktora bitmedi. 2 yıl doktoranın ortasında girmiştim. Doktora için 2 yıl bekledim. Ondan sonra da yurt dışına çıkacağım. Bir hoca ile çalışacağım. Onlar da bana kendi devletlerinden burs aldılar. Ondan sonra bursun süresini kaçırmışlar. Vize işlemleri derken 1-2 yılda ona gitti. Yani nasıl söyleyeyim, ondan sonraki girdiğim işimde de 2 yıldan fazla kalmadım.
Çünkü hani ben bir teknoloji yolcusuyum. Durakta dururum. Orada kendimi geliştirecek ne varsa geliştiririm. Ondan sonra da bir sonraki otobüs, bir sonraki uçak, her neyse, vasıta neyse ben ayrılır giderim. Yani günümüzün şeyleri, mühendisleri daha mobil olacak. Şimdi uzaktan çalışmayla mobil olmak şimdi çok da gerekli olmadı ama yine de bir ülke değiştirmek gerekiyor. Yani ben yurt dışında 12 yıla 4 ülke 5 iş sığdırmışım. Türkiye'ye gelmişim. 10 yılda tek bir işte kalmışım. Bu çok normal değil, bu çok doğru değil. İşte tek kazancım belki işle ilgili şeylere kafamı takamadığım için daha sosyal olup işte köpeğimle geziyorum şu an. Bir köpeğimin olması, işte barınaklara gidip hayvanları beslemek. Kerem'i sokakta besliyordum, sonra ayağını kırınca sahiplendim. Şu an yani onsuz bir hayat düşünemiyorum. Yani böyle bir iyilik tarafı var ama kariyer açısından bir yerde 10 yıl kalmak. Ha, bu arada şöyle düşünebilirsiniz. Ben o şirkette kalırım. İşte yönetici olurum, müdür olurum. İyi de yani bu herkes tarafından yapılabilen bir şey değil. Yani o yüzden şirketleri anladığınız an çok fazla oyalanmayın. Böyle havuç tavşan hikayesi vardır ya. Tam siz böyle gitmeye hazırlanırsınız. Öyle bir endişeniz olur. Önünüze bir havuç gelir. Ondan sonra. Ama böyle yapmamak lazım. Mümkün olduğu kadar biraz cesaret. Şu an tabii ki ben cesaret ettim. Kendi şirketimi kurdum. Çalışıyorum. Zorlukları yok mu? Var. Hem de çok var. Mali açıdan da çok büyük zorluk. Habire devlete vergi veriyorum. Daha ürün satışı yapmamışım. İşte yakında Simple CFD programını satın alanlar olacaksa biraz rahat edebileceğim. Ama yani bugünler için ayırdığım para olmasa devletin hibesiyle iş yapmak mümkün değil. Mesela şu an TÜBİTAK hibesine kadar 900 bin lira diyor. İlk 6 ayda size yarısını veriyor. Ondan sonra da nasıl söyleyeyim, geri kalanında iş bittikten sonra. Bu ne demektir? Bu bir yılı alıyor. Yani değerlendirmesi yok efendim, uzatma alırsınız vesaire. Siz bir yıl sonra enflasyondan dolayı o paranın yarısını alıyorsunuz. Yani TÜBİTAK'ın verdiği hibe, siz işi düzgün yapsanız dahi paranın değerinin yarısını alabiliyorsunuz. Şimdi bu projelerin %4'ü ancak başarılı olabiliyor. Çok doğal, çünkü insanlar daha ürün geliştiriyor. Maddi olarak nasıl kendilerini geçindirebilecekler? Başka işler yapıyorlar. O yüzden de proje bitiyor. Başarısız oluyor. O %4 dışında kalan, yani %96 bu yüzden. Bense başka hiçbir işle uğraşmıyorum. Bu da benim daha önceki birikimlerimi şey yapmaktan dolayı. Ha, yatırımcı aramıyorum muyum? Aramıyorum. Yani kimseye emeklerimi altın tabakta sunmuyorum. İşte bir yerde 10 yıl kalırsanız bütün emeğinizi başkalarına altın tabakta sunmak zorunda kalırsınız. Elinize de bir boş tabakla çıkarsınız. Ben şimdi bakıyorum, pişmanlığımı umarım anlayabilmişsinizdir. Şu an benim yaptığım işle hiç ilgisi yok. Olamaz da, zaten olsa gizlilik sözleşmesinden dolayı benimle uğraşırlar. Yani o nedenle pişman olmayacağınız şeylerle
zamanınızı öldürmeyin. Yani bir yerde uzun süre kalmayın. Şimdi şöyle söylenir. 5 yıldan sonra bırakamıyorsanız bırakamazsınız. Ben 10. yılda bıraktım. Yani bir yere kadar dedim. Her türlü bedelini de ödüyorum, ödemeye de hazırım. Hiç pişman olmadım. Bakın işi bırakalı 2 yıl olmuş, 1,5-2 yıl oluyor. Hiç pişman olmadım. Ne şirket kurduğuma, ne konuyu seçtiğime. Yani bazen iyi şeyler yaptığınıza inanıyorsanız pişman olmazsınız. Ben o kadar çok kendimi geliştirdim ki. Yani sınırlarımı çok zorladım mı? Biraz. Çünkü bir sürü işin arasında bir de ara yüz geliştiriyorum. Bu benim daha önce çok kısıtlı olarak yapmıştım. Şimdi hepsini kendim yapıyorum. Öyle kimseye de ihtiyaç falan duymuyorum. Hatta bazı yazılımların yaptığı işleri oturup ben kendim yapıyorum. Biraz yavaş gidiyor ama iyi gidiyor. O yüzden bir kariyer planı yaptığınızda kendinize şu soruyu sorun. Eğer ben bu kariyer planında başarılı olsam dahi uzun süre bu başarı benim işime yarar mı? Bir sonraki işime katkısı olur mu? Yani bir şirketin işlerini yapıyor olmak nasıl söyleyeyim sizi mutlu etmemesi lazım. O bir şirket, biri gider biri gelir. Yani yerin ayrıldığınızda yerinizi birkaç gün içinde kolaylıkla doldurabilirler. Yani böyle bir ortamda tutup da hani böyle duygusal olarak bağlanmayın, şirketle bir empati kurmayın. Yani böyle şeyler, hani kendinizi adamayın. Böyle şeyler çok saçma. O yüzden hani böyle geçmişte yaverler vardır. İşte komutanları öldüğünde gider intihar ederler. Çünkü başka bir şey bilmiyorlar. Hep kafayı aynı işle yordukları için. Yani sizler de belki aynı şirkette kaldığınızda fiziksel olarak ölmeyeceksiniz ama teknik olarak ölmüş olacaksınız. Bu söylediklerimi bir ciddiye almanızı dilerim. Herkese kolaylıklar gelsin.